İyi günler efendim. Bir haftalık, belki biraz özlemle beklediğimiz bir programdı. Küçücük bir sağlık sorunundan dolayı geçtiğimiz hafta Aynanın Karşısındakiler programını gerçekleştirememiştik ama sizi özlemiştik. Bugün hemen sağlığa kavuşunca ilk etapta yine sizlere seslenmenin haklı mutluluğunu yaşamak için bir aradayız. Gördüğünüz gibi Aynanın Karşısındakiler programının bugünkü konuğu farklı bir isim. Niye farklı diyeceksiniz, merak ediyorsunuz. Herkes gibi bir konuk var ama bu konuk niye farklı diye merak ediyorsunuz. Çünkü Tut TV'nin genel yayın yönetmeni, yani belki siz kamera arkasında olduğu için göremiyordunuz ama bugün önünde olan yakışıklı bir delikanlıyı görüyorsunuz. Sevgili Ahmet Eren Özen, bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Göksel'in hocam. Ne mutlu sizi konuk olarak almak. Biraz evvel söylediğim gibi değerli dostlarımız genelde sizi kamera arkasındaymışçasına hissediyorlardı. Çünkü evet. Genel yayın yönetmeni olmak ve aynı zamanda kameraman olmak, direktör olmak kolay değildi. Ama dedim ki bu kadar başarılı bir insanı konuk almazsak olmaz. Bugün kırmadı bizi sağ olsun. Kameranın arkasında yok ama aynanın karşısında var. Ahmet Eren Özen. Ne kadar güzel bir isim. Adeta Ahmet Eren isim mi? Ona bir kelime eklenmiş. Ne olmuş? Şimdi efendim şöyle, öncelikle tabii teşekkür ediyorum rica beni ediyorum. Konuk aldığınız için. Kendi kanalımızda da konuk olma mutluluğuna değil eriştik. Ya, ben de sizi konuk almıştım evet, kendi programımda hatırlarsınız. Şimdi ismim şöyle, aslında Ahmet Masar olacakmış. Öyle mi? Evet. Babamın dedesinin ismi Ahmet Masar Özen. Ve marangozmuş kendisi, bir zanaatkarmış. Evet. Fakat Ahmet'i kabul etmiş, annem Masar'ı kabul etmemiş. Evet. Ve Ahmet Eren Özen diye gelmiş. Ama bugünler. Çok hoş olan bir noktası diyeceksiniz, biraz sonra size daha detaylı tanıtacağız. Edebiyatçı yönümüzde ele alacağız. Sağ olun. Ama isimlerin böylesine kulağa hoş gelişi Ahmet Eren Özen. Yani dikkat ederseniz ince sesli harfler yan yana gelmiş değil mi? Eren Özen. Şimdi kardeşimin adı Mustafa Enes Özen. Evet. Tabii bunları okuldayken sınavda kodlamak biraz uzun sürüyordu. Uzun sürüyordu. Evet. Ama ismimden memnunum. Daha çok şeye benzetirler. Mesela Ahmet Necdet Sezer. Ha evet. O da yani, üçlü. Evet. Doğru. Ama üçlü. Kulağa hoş geliyor fonetik olarak. Evet, evet. Güzel. Yani fena siz değil. Mesleğiniz eğer ses sanatçılığıdır ya da ne bileyim film yıldızı olsaydınız da değil mi? Ahmet Eren Özen'den şarkılar dinlediniz. Ya da Ahmet Eren Özen'in son filmi oynuyor sinemalarda deseler daha kolay mı hatırda kalırdı acaba? Yani tabii sahne sanatçılarının genelde iki isim veya tek isim kullandığını biliyoruz. Yani mesela Bülent Ersoy, Zeki evet. Müren. Evet. Ajda Pekkan ya evet. da Yeliz, hani evet. Esmeray evet. gibi. Evet. Tabii ölmüş olanları da buradan rahmetle anıyorum. Tabii ki. Ahmet Eren Özen biraz daha ciddi duruyor. Yani hoş ben de onun farkındayım. Evet. Zaten sizler bana Ahmet dersiniz ama aile içinde bana Eren derler. Eren mi derler? Evet. Asla Ahmet ismi kullanılmaz. Çok hoş. Hepsi sevdiğimiz isimler zaten. Evet, öyle gerçekten. Özen soyadı dikkatimi çekiyor her zaman. Ve kişiliğinizle o isim arasında bir ilişki kurdum. Belki değerli dinleyiciler, izleyiciler de fark ediyor. Her konuda özeniyorsunuz. Yani bildiğim, tanıdığım kadarıyla Ahmet Eren dendiğinde gerçekten yaptığı işi özenerek yapan, evet. en iyisini yapmaya çalışan, mükemmele yakın olmaya çalışan, kusursuzluğu amaç edinmiş olan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Yapı itibariyle özel hayatınızda da böyle mi? Hemen hemen öyle. Fakat bu bir marazi derecesinde değil. Yani burada benim dikkat ettiğim bir işte her zaman en iyisi olmak isterim. Çok güzelmiş. Hani çok güzelmiş. Çalıştığım diğer işlerde de evet. geçmişte hiçbir zaman ikinci olmadım. Harika. Her zaman kurumumda birinciliği ben almışımdır. Hatta birinciliği almak için gerektiğinde molaya bile çıkmazdım. Oo, şey. Kimseye kaptırmam. Yani iyi bir motivasyonumuz var. Birinciliği. Evet. Çünkü mesela yani hangi işte olursa olsun, mesela kütüphaneciyken de, devlette çalıştığım dönemde de. Yani vatandaşa hizmet etme noktasında maaştan ziyade beni tatmin edici şey iş yapma duygusu oluyor. Güzel.
Bu bakımdan da amirlerimden de hep takdirname almışımdır. Fakat yeri geliyor, şimdi o işlerde birinci olduğunuz halde bile işten ayrılma durumunuz söz konusu olabiliyor. O, ona yapacak bir şey yok. Yani herkes sizin kadar titiz olmadığı ya için. Onu maalesef onu birisi için söyleyebilirim. Evet. Kafamda neden öyle oldu diye bir uyandıran bir durumdur. O da yine üniversitede çalışırken. Evet. Aynı burası gibi, tabii burası gibi olanaklı değil, bir masa ile aldım. Bir koltuk, bir masa ve bir telefon, hatta eski tip bir telefon. Evet, evet. Aldım ve 9-10 ay içerisinde orayı belirli bir noktaya getirdim. Elemanlar aldım altıma, beraber çalışacağım elemanları kendim seçtim. Bir de burada benden 40 yaş büyük bir amirim pozisyonunda kişi vardı. O doğru düzgün gelmez tabii. Bir orada gerçekten kendisi de söyledi. Dedi ki, ben senin çalışmandan çok memnunum dedi ama biz seninle çalışmak istemiyoruz dedi. Bence yani muhakkak aranızda yaşayanlar da vardır. Hayatta insanın en çok üzüldüğü şeylerden birisi işsiz kalmaktır belki ama daha kötüsü işten kovulmaktır. Bir de benim odamın kapısının anahtarı değiştirilerek çıkartıldığım için o çok çirkin bir davranıştı. Onu bazen böyle aklıma geliyor. Üzülüyorum ama şu bakımdan da çok sevinçliyim. Birçok personel arkadaşımız ben gittikten sonra daha üst düzey amirlerimize benim çok iyi bir eleman olduğumu, gece 3'lere kadar çalıştığımı, eve neredeyse dönmediğimi falan söylediler. İltiharlı almış. Evet, yani demek ki dedim evet bizlerin yolları bir şekilde ayrıldı. Ama demek ki ben işimi doğru yapıyormuşum. Bunu görenler de varmış evet, dedim. Hani o laf doğru o zaman. Meyve veren ağacı taşlarlar. Evet, Zeki Müren onu kullanıyor. Evet, yıldırımlar yüksek yere düşer. Başka kullandığı deyimler var mı? Bunun benzeri. Öyle mi? Nerede soru sorulduğu zaman hiç hayatınızda birini kıskandınız mı? Sorusu sorulduğunda hayır ama ben hep kıskanıldım derdi. O da yine işinde sizin gibi en iyi olmayı amaçlayan, en zirvede olmayı her zaman beceren, gerçi motivasyonu çok yüksek bir insandı. Kusursuzluğu amaçlamıştı. Hayatı boyunca da öyle yaşadı. Yaptığı her şey, besteler, filmler, şarkılar, değerli izleyicilerimiz de biliyor ki, o da gerçekten örnek olmaya çalışmıştı. Yani ben de rahmetle anıyorum. Her işi özenli yapmakta fayda var. Şimdi bir işi özenli yaptığınız zaman bazı konuşmalarda hep söylemişimdir. Ufak şeyler de insana çok artı getirir. Nedir o mesela? Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir ara bir teknokrat devlet hükümeti vardı ve başbakan da bir kadındı, Sibel Siber'di. Ben onun bir programını izliyordum televizyonda. Şöyle bir şey söyledi. Ben başbakanlıktan çıkarken döner arkama binaya bakarım dedi. Şimdi niye bakıyor bir başbakan? Neden arkasına döner böyle bakar? Açık kalan klima motoru var mı? Ya, ne kadar hoş bir şey. Yani çünkü boşuna neden? Evet hem öyle. Çünkü hem devletteki harcanan tabii. Her bir malzemede aslında tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Özel sektörde de mesela boşa bırakılan bir musluk veya elektrik veya ben özellikle kağıtta çok hassasım, çok çevreci doğru. olduğum için tabii. Onun da doğamıza zararı var. Aha. Yani ben herkes birinci olamaz tabii. Yeri gelir bir arkadaşımız da bizi geçer. Öyle aramızda yarışlar olmuştur. Evet. Ama özenirsin. Özenmesi gerekir. bizim soy ismimiz de herhalde ya herkes bize özendiği için olmuş olabilir. Rahmetli dedemi o almış soyadı. Yani o veya onun babası almış olabilir. Fakat şunu söyleyebilirim, benim rahmetli dedem köy enstitülerinin sağlık kısmından mezundu. Akçadağ Sağlık Lisesi mezunuydu. Evet. Çok aydın, bilgili bir insandı. O zaman köy enstitülerinin 9 yaşında vefat etti. Benimsemiş insanlardan biri.
Hani tabii. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Kesinlikle öyle. Çünkü bu zihniyet yaygındı. Evet. Kırsaldaki birçok okulda öğrenciler her konuda donanımlı evet. olarak yetiştiriyorlardı. Enstrüman çalıyorlardı, tarım yapıyorlardı. Aynen öyle. Türkiye'nin yeni kalkınmakta olan bir ülke olarak evet. herkes üretimde yer almaya çalışıyordu. Hasan Ali Yücel de rahmetle şükranla anladı. Hem öyle hem de Milli Eğitim Bakanımız Hamdullah Sübhanrö evet, verdi. Evet, o da bizim ailemizdendir. Bizim ailemizin iki kolu var. Bunda ben araştırınca ortaya çıktı. Bir kolu İstanbul kolu. Ben de İstanbul'da doğumluyum. Araştırdım 91'de İstanbul'da. Evet. Sovyetler dağılınca beni çıkarttılar. Ama aslında aile İstanbul'u değil. Değiliz. Elazığlıyız. Çemişgezekliyiz. Evet. Çemişgezek Tunceli'ye bağlı. Biliyorsunuz Tunceli Türkiye'nin en aydın okumuş illerinden biri. Ama Çemişgezek'in hani Tunceli'nin geri kalan kısmından farkı Elazığ'dan gidip geliniyor. Evet. Elazığ kültürüne daha uygun. Ailemizde de gurur duyuyoruz. Babamlar 10 kardeş. Maşallah. Evet. 5 erkek, 5 kız. Oo, dengeli bir aile. Eşit. Peki Çemişgezek lafı önceden hep sürgün yeri olarak doğru. Geldi. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle zannedersem Hakkari de öyleymiş. Gitmedim ama bilmiyorum. Evet. Şimdi bazı ülkemizde bazı yerler vardır. O yerlere gidiş vardır. Dönüşü oradan başka bir yere gidiş yoktur. Ha, tek yönlüdür son yani. İstasyon. Dönmek isterseniz aynı yolu geri dönmek durumunda veya başka bir ilçeye geçmek isterseniz aynı yolu geri dönmek durumunda oradan kalırsınız. Oradan bir yere gidilemiyor. Oradan başka bir yere geçme imkanınız yok. Şimdi anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani mesela Malatya'ya geldiğiniz zaman Malatya'dan Elazığ'a geçiş yapabilirsiniz ya da Malatya'dan Adıyaman'a, Maraş'a geçiş yapabilirsiniz. Ama Çemişgezek'e geldikten sonra hiçbir yere gidemezsiniz. Tabii eşek patikası bir yol var ama Kemaliye'ye o yolu da hiç kullanmanızı tercih etmem. Yani. Çok hoş. Değerli izleyiciler, Ahmet Eren Özel'le gerçekten özederek bir sohbet başladık. Gördüğünüz gibi genel yönetmen yanımızda olunca tabii iştahı da değişik oluyor. Çok boyutlu oluyor. Ben şimdi ona bir soru daha sormak istiyorum. Buyursunlar. Programın adı Aynanın Karşısındakiler. Evet. Ayna da yanımızda duruyor. Arkamda. Bunu seçerken neden aynanın karşısında olduğunu düşündünüz? Gelen konukların. Ya buradaki izlenim, imaj ne? Şimdi siz de programlarınızda defaatle söylediniz. Bu bir metafor dediniz. Aslında edebiyatımızda da aynanın hem musikimizde hem edebiyatımızda. Deyimler var aynada. Tabii çok kullanıldığını biliyoruz. Aynanın arkasında bir sır vardır efendim. Evet. Yani bu sırrı gayesine herkes erişemez. Ama grup televizyonu aracılığıyla aynanın karşısında bulunan kişilerin en azından hayatına dair bazı ufak sırları sizlerle paylaşmış oluyoruz olduğu diye düşünüyorum. Yani sır kelimesinden. Tabii, yaklaşık. Tabii. Sır olmayınca ayna olmuyor. Tabii, şimdi. Kazısak aynanın arkasını cam olarak. Tabii ki, tabii ki. Ama sırrı ortaya koymak, işte saklanan şey. Sır burada ve siz programlarınızda ben tabii hem yönetmen olarak izliyorum hem de montaj aşamasında bir daha izliyorum. Dikkat ettiğim şey siz doğallığınızla yani övmek için söylemiyorum bunu size. Sizi yıllardır tanıyan bir insanım sadece burada değil. Siz doğallığınızla ve karşınızdaki kişiye verdiğiniz değerle o sırlara vakıf oluyorsunuz. Vukufiyetiniz oluşuyor. Teşekkür ederim o anlamda da. Bir şekilde onların ağzından bir şeyler öğrenmek değil mi? O sırlar ortaya çıkarmak. Evet. Ama o sırlar böyle çok anormal şeyler diye. Hani özelliklerdir, kişinin kendine özgü özellikleridir. Küçücük şeylerdir, insanların merak ettiği şeylerdir. Mesela biraz evvel Çemişgezek'in, ben de bilmiyormuşum, neden sürgün yeri olduğunu yeni öğrendim. Evet. Değerli izleyicilerimizle öğrendiler mutlaka. Çok da güzel bir yerdir. Görmenizi isterim. Yani gidelim. Gidelim mi? Tabii birlikte gidelim, görelim. O zaman tavsiye edelim. Değerli dostlar, bizi izliyorsunuz mutlaka. Bundan sonra seyahat programımızı yaparken Elazığ öncelikli Çemişgezek özellikli bir gezi programı hazırlayalım. Oraları da görelim. Bir başkadır benim memleketim diyelim. Tabii. Hatta aynalı edebiyata da mal olmuş değil tabii, mi? Tabii. Laflar var. Tabii. Mesela benim hatırımda olan işler ayna. İşler ayna mı sorusu ya. İşler ayna cevabı gelirken.
Buradaki ayna nasıl bir anlam taşıyor? Şimdi ben onu bilmiyorum. İşler ayna. İşler ayna. Yani iyi gidiyor. İyi gidiyor, evet, öyle mi? Evet, anlamına geliyor. O zaman orada, evet, hani bahsetti aynanın parlaklığı, evet, herhalde. Parlaklığı. Görünebilir, net olması. Peki ilginç bir soru daha aklıma geldi. Kaynasızlar lafı, evet, edilir. O ne demek? Şimdi dilimin ucundaydı. Şimdi efendim bu konu biraz çeşitli yorumlara sebebiyet veriyor. Karakolda ayna vardır, biliyorsunuz. Burada karakoldaki ayna, polis memurunun görevi icabı sürekli kravatına ve gömleğine bakması için. Evet. Ama daha sonra internette bu aynasız lafının polis araçlarında ikinci ayna dediğimiz sağ, hı-hı, taraftaki dikiz aynasının bulunmayışından ötürü aynasız dendiğine dair bir yorum var. Evet. Ama içinde bulunduğumuz hafta polis haftası, biliyorsunuz. Evet. Sizin de babanızın, evet, görevi oydu. Evet. Hoca, onları da kutlayalım. Evet, tabii. Siz kutluyorum. Siz özellikle kutlayın hem, tabii, babanızı hem o görevi yapan ve hem de mensup. Ben bütün Türk Polis Teşkilatı'nın, emekli olsa da babamın, tüm emniyet müdürü, büyüklerimin, polis arkadaşlarımın, tabii akrabalarımın arasında tabii, da var. Tabii. Polislerimizin, kadın erkek polislerimizin, bekçilerimizin, trafik memuru olarak veya büro memuru olarak çalışan tüm arkadaşlarımızın, yani kısacası teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tekrardan kutluyorum. Polislerin böyle bir, müsaade buyurur, evet, musunuz? 3600 ek gösterge hakkının da bir an evvel verilmesini hükümetten ve yetkililerden tekrar hani rica ediyoruz. Çünkü ben bir polis çocuğu olarak neredeyse babamı hiç görmedim. Ya, yani ya, görmem peki. için görmem için şöyle görüyordum ama evde göremiyordum yani. Evet. Görmem için karakolda bulunmam gerekiyordu. Ben çok da karakolda nezarethanede yattım, biliyor musunuz? Babamla beraber gece nöbetlerinde, annem de çalışıyordu çünkü. Evet, ya yatacak yer yoktu karakolda, yani, nezarete, evet, girmek. Nezarette, masalarda, oradaki sandalyeler birleştirilmek suretiyle kaldık. Babam da iyi bir polisti. Ne mutlu, ne mutlu. Yani emekli oldu. Allah herkese emeklilik nasip etsin. Nasip etsin, değil mi? Yani, yani evet, evet. Kutsal bir görev. Çok sıkıntı çektik Göksel'in. Ya, çok yer dolaştınız mı? Fazla dolaşmadık. Babam, yani ben İstanbul doğumluyum. 96'ya kadar İstanbul'da çalıştı. Evet. Sonra Malatya'ya tayinimiz çıktı. Malatya'da da 8 yıl kaldık. Daha sonra İzmir'e geldik. Babam buradan emekli oldu. Ya. Yani 3 şehir dolaştık ama yani polislik gerçekten çok gerçekten zor. Yani aklıma gelen mesela yakın tarihli Gezi olayları zamanında babamız eve hiç gelmedi. Yani ya. Hiç gelmedi. Arabada yattı, yazık, nöbet tuttu orada. 15 Temmuz'da hakeza. Ya, çok çalıştılar. Yani maç görevi oluyor, gidiyor. Bir eylem oluyor, gidiyor. Zaten gece nöbetleri var. Yani eskiden mesai de verilmezdi ve zaten biliyorsunuz 2000 öncesi özellikle çok terörizm vardı. Ben babamın mesleğini asla söyleyemezdim. Ya, ya, ya. Devlet memuru derdi. Tabii, muhakkak öyle. Vurulma tehlikesi çünkü vardı. Devlet somut olarak, değil mi, kanunlar kendini karakolda belirliyor. Yani bizim adaletle karşı karşıya gelişimizin simgesi polis ve karakoldur. Evet, ilk yani, ilk aşamada polis. Muhatap olmuyoruz gidip de, evet, efendim ilk etapta bir sorunumuz olduğu zaman değerli izleyiciler, tabii ki ilk etapta karakola başvurmak zorunda kalıyoruz. Bir haksızlığa maruz kaldığımızda, tıpkı sağlığımızla ilgili sorun olduğunda nasıl ambulansla muhatap oluyorsak, yani acele gereken bir takım şeylerde bu kutsal görevi yapan değerli mensupların özel olarak gününü ben de kutlamak istiyorum. Muhakkak bizi izleyen değerli dostlar arasında görevi polislik olan ya da akrabaları polis olan değerli izleyicilerimiz vardır. Onlara da teşekkürlerimizi tekrar iletiyoruz efendim. Gelelim Ahmet Eren Özen. Evet. Bir kariyer yapmışsınız. İnceledim hayatınızla ilgili araştırmalar. Estağfurullah. Çaba gösteriyoruz. Gerçek bu. Bir kere çok yüksek okullar bitmiş. Ve ilk başta bir edebiyatçısınız. Estağfurullah. Türkçe eğitimi almış bir insansınız. Evet, doğru. Ama ona yetinmemişsiniz. Birkaç üniversite daha var. Evet. Acaba onlardan bahsedelim mi değerli dostlar? Şimdi efendim ben eğitimime 2 yaşında başladım. Oo, çok enteresan. Yani çalışan anne babanın çocuğu olarak kreşlerde.
Sonra anaokulunda. Evet. Nene Hatun Anaokulu. Varsa oradan izleyenler Malatya'dan ya da Yağmur Çocuk Evi hala da var İstanbul'da. Evet. Daha sonra Derme İlkokulu'nu okudum ve orta son sınıfımda Bornova Çamkıran'da bitirdim. Liseyi Karşıyaka Anadolu Lisesi'nde okudum. Derken üniversite sınavında Türkiye'de birinci olamadım. 598. olarak Türkiye sınavında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü burslu İstanbul olarak İstanbul Kültür Üniversitesi burslu olarak kazandım. Alanında çok iyi hocalarımız vardı. Yani seyircilerimiz de bilecektir. İskender Pala Divan Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı derslerimize giriyordu. Ömür Ceylan, Profesör Doktor Ömür Ceylan. Ne mutluyuz ki şu anda İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi'nde görev yapıyor. Dekan bildiğim kadarıyla. O da yine Klasik Türk Edebiyatı. Vahit Hocam, Vahit Türk. İsa Koca Kaplan. Hacer Gülşen Hocam. Emel Kefeli Hocam. Mesela Profesör Doktor Hayati Develi Hocam. Ne kadar hoş. Özkul Çabanoğlu Hocam ki halk edebiyatında bir ifade vardır. Onun bıyığı yeter derler halk edebiyatında Özkul Çobanoğlu hocamıza ve Abdülkadir Emeksiz hocam ve diğer hocalarım, unuttum hocalarım onun varsa beni. Onlardan sevgilerimi, selamlarımızı yok. Hepsinin ellerinden öpüyorum, uzun ömürler diliyorum. Türk Dil Edebiyatı'nı burslu okudum, bitirdim ve akabinde İzmir'e dönmek zorunda kaldım. İstanbul'da kalmak isterdim açıkçası O yıl İstanbul'da halk edebiyatı branşından ben mezunum. Açılmadı, yüksek lisans açılmadı ve İzmir'e döndüm. İzmir'de biraz bazı yerlere başvurularım oldu. Üniversite anlamda yüksek lisans. Kabuller aldım. Ama farklı bir alana yönelmek istedim. Katip Çelebi Üniversitesi'nde finansal ekonomi bölümünde yüksek lisansıma başladım. Çok ilginç. Önce tezsiz bölümde ve... Peki edebiyat Türkçe'den finansal ekonomiye geçiş nasıl oldu? Şimdi yani benim annem bankacıydı. Onun etkisi yani, mi o? Evet, yani şimdi ben banka ortamına yabancı değildim. Hı-hı. Bir de yine belki, bilmiyorum, söyleyelim mi? Sırlar devşiriliyor. Efendim, Türkiye tabii çeşitli krizlerden geçti. Mesela 5 Nisan 1994. Yaşıyoruz. Yani hala da etkileri. 2001. Bugün de 5 Nisan değil mi? Evet. Bugün bu çekimlerimiz 5 Nisan. İftar saatinden geçirdikten sonra bir araya geldik. Tabii yayın herhalde 9 Nisan'da yayınlanmış olur. Bu kriz dönemlerinde de çalışan anne babanın çocuğu, bize bakan da yok. Bankada da çok kaldım efendim. Oo, anne ve babayla beraber. Yani ben ilk bilgisayarı 1995-96'da belki kullandım. Bir bankada gördük. Ve o paralar, altı sıfırlar vardı tabii o zaman. Dev para yığınları arasında geçti çocukluğumuz. O finansal krizleri gördük. Borsa krizlerini gördük. Orada insanların nasıl mağdur olduğunu gördük. Annemin bankası Etibank'tı, kapandı. Yani annem sıkıntı yaşadı. Hele diğer arkadaşları çok fazla yaşadılar. Krizleri de yaşadın. Yaşadım. O yüzden yani bankacılık ve finans sektörü bana uzak değildi. Bir de şimdi ben bilmediğim bir şeyi bilmeye çok meraklıyım. Yani şimdi Türk Dili Edebiyatı'nı bitirmişim. Biraz bir şeyler öğrenmişim. Tamam, her şeyi öğrenmek mümkün değil ama yaşadıkça öğrenme. Yani biz bir şey daha katalım bünyemize diye düşündük. Ve onu hocam tezsizdeyken ortalamam 4 üstünden 4.00'dı. Yani hiç hatasız idi. Sonra başarılı olunca beni tezliğe aldılar. Ama bazı sağlık sorunları yaşadım. Peşinden de askere çağrılınca o süreçler bayağı uzadı. Ben süreyi de uzattığım için bütün derslerimden aslında fazlasıyla 14 dersten geçmiş olduğum halde, bitirdiğim halde diploma alamadım. Tez yazma ve diploma alma. Ona da az kaldı belki. Hayır, tamam, şöyle yani bu biliyorsunuz bu omuzda bir... Biliyorum, geçmiş olsun. Evet. Bu yırtık olayı olduktan sonra masada oturmam şu günüme şükürler olsun. Tabii yani, tabii, geçmiş olsun. Zorlaştı. Ben tez yazamadığım için... Süre de bitti, mezun olamadım ama bir af çıkarsa
Niye olmasın? Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan seslenmiş olalım. Evet, belki duyarlar. İnşallah. Yani böyle bir af bekleniyor, istiyoruz. Evet. Verirseniz çok memnun oluruz. İkinci üniversite bitmiş olacak o zaman. Şimdi evet. Şöyle, hayır, ben açık öğretimden Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu okudum. Ondan bahsetmesi istiyorum ben. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu okumamdaki gaye onu dikey geçişle hukuka tamamlamaktı. Hı hı. O da imkanı olmadı ama ben onu iktisada tamamladım. Hani evet. Finansal ekonomiye evet, yüksek evet, lisansım. Evet, lisansım aynı olsun diye ona tamamladım. Ve hocam, bakın Türkiye gerçekten çok zor günlerden geçti. Kabul edelim bunu. Muhakkak. Yani çağımızda bazı şeyler kolaylaştı. 598. olduğum halde ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tuttuğu halde o dönemki sistem nedeniyle yazamıyordu. Ya, evet. Ve İletişim Fakültesi, bakın, benim içimde ukde kaldı. Yıllar sonra sınava girdim. 2014'te. 7500. oldum bu sefer. Oo, dereceye giriyorsunuz. Sen. Yine. Çalışmadan. Ben de çalışmam sınava. Girdim ve Katip Çelebi Üniversitesi'nde fakülte birincisi girdim. Harika. Ve fakülte birincisi olarak da 2 sene okudum. Ama askerlik çıkınca orayı da bıraktım. İzmir'de başlıyorsunuz 95 askerliğe yüzdüm. Değil mi? Evet, yani. Burada başlıyorsunuz ama nerede bileceğim? Allah'ın sevgili kunuyum. Narlıdere'de evet. Başladığım acemilik Kandıra'da, Kocaeli Kandıra'da bitti. Mustafa Kandıralı, ya, rahmetli anıyorum evet, Kandıralıların evet. Hepsini. Yani İlk çarşı evet. iznimde Kandıra'da hemen çarşıya indim. Bana Kandıralıları bulun, gösterin, bir şeyler öğreneyim dedim. Çok ama hiçbirisi de orada yok. Kalmamış artık. Evet, İzmit'e evet. Geçmişlerdi, yok. Göremedim. Peki. Askerliğimizi de yaptık. Bitti, o da bitti. Bitti. Peki şimdi o zaman şu ana gelelim. Bu arada değerli izleyiciler, bizi izlemekte olan değerli izleyiciler. Efendim, bu kanalda programa çıkmak inanın çok zor değil. Her konuda kendinizi ekranda görmek istiyorsanız, hangi branş, hangi konu, ev hanımları olabilir, çiçek efendim, bakanlar olabilir, ormancılar olabilir, eczacılar olabilir, sanatçılar olabilir. Bu size açık olan bir kanal. Doğru. Grup TV'de her zaman siz ekrana çıkabilirsiniz diyoruz. Şu anda başvuru telefon numaramız da ekranın altından geçiyor. İnanın sizi buraya her zaman bekliyoruz deyip reklamımızı yaptıktan sonra sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi Ahmet Eren Özel'le farklı bir kulvara doğru gideceğiz. Yani. Eğitimini anladık, evet. İsminin anlamını anladık, derecelerini aldık, askerliğini bitirdik. Şimdi biliyoruz ki Ahmet Eren Özel her şeyden evvel iyi bir koordinatör, organizatör, her şeyden önce politik olaylara giren bir partici. Evet. Evet, her şeyden evvel grup kurarak insanları bir araya getirip müziği de birleştiren, işte o müziği içinde şef, korist, solist tabii. olan, konserler düzenleyen farklı kişiliklerle de karşımıza çıkıyor. Şimdi onun o yönüne doğru gidelim. Diyelim ki Ahmet Eren Özel dostluk grubunu nasıl kurdu, niçin kurdu? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi 7. yılımıza giriyoruz. Bu yayının yayınlanmasına müteakiben. 12 Nisan 2016'da biz kurmuştuk Karşıyaka Dostluk Grubu'nu. Zannediyorum Türkiye'de nadir gruplardan birisidir. İnternetten kurduk çünkü. Çok ilginç, evet. Evet, yani Facebook'ta gruplar vardır. Evet, evet, evet. Facebook'tan kurduk ve Karşıyaka Dostluk Grubu dedik. Ve ben hemen korolardan, o dönemki tanıdığım o çevreden insanları ekledim. 50 kişi mi 80 kişi falan ekledim. Ve hatta yanlışlık yapmışım, 3 tane grup kurmuşum Face'de. Diğeri ikisini kapattım falan. Evet. Karşıyaka Dostluk Grubu'nu kurunca bir heyecan oluştu insanlarda. Bir iki ablamız dedi ki, ya dedi, bu sanalda kalmasın, reel olsun, ne yapacağız? Hemen bir çay toplantısı, çok peşine olmuş. Bir kahvaltı, evet. Peşine geziler, peşine bağlamayla türküler, şiirler, bir şiir gecesi yaptık. 85 kişi geldi. Yani bu rakam belki size az gelebilir ama yeni kurulmuş bir grubun 85 kişi bir şiir gecesinde toplaması büyük bir olaydı. Daha sonra Türk Sanat Müziği kuruldu. Ben organize ettim. Arkadaşlarım yardımcı oldular. Yönetim dediğimiz bir grup yaptık.
demokratik oldu. Herkes bildi. Seçimler yaptık. Seçimler yaptık. Evet. Yani bakın her yıl seçim yaptık. Üyelerimiz geldiler, oy kullandılar. Sıkıntısı olan, bana karşı bir derdi olan geldi derdini anlattı. Ve bu grup epeyce bir güzel iş yaptı. 7 yılda 100'ün üzerinde etkinlik yaptık. Çok İnanın güzel. Sayısını evet, ben de evet, bilmiyorum. Evet, evet. Yani bu geziler arasında yazın tekne turlarından, hafta sonları doğa yürüyüşlerine kadar her şey var. Bu etkinlikleri yaptık ve tek misyonumuz her zaman şu oldu. İnsanların mutlu olmasını, dost olmasını, beraberce güzel işler dostluk başarmasını istedik. Bir değerli izleyiciler, evet, dostluk evet. grubu. Dost deyince arkadaşların ötesinde bir özveri bağ gerektiriyor. Çok güzel bir kavram. Dost olmak hakikaten kolay kolay bir şey değil. En başta fedakarlık gerektiriyor. Çıkar düşüncesinin dışında davranış özelliği gerektiriyor. Dostluk deyince belki bu şu anda bizi izlemekte olan değerli dostlarımızla evet. dostluk grubuna üye olmak isteyebilirler değil mi? Tabii şimdi yani çok avantajlı bir durum oluştu. Neydi o? Eskiden Facebook'ta veya diğer sayfalarımızda sanalda kalıyordu bu bazı şeyler. Fakat biz 17 Şubat tarihinde Karşıyaka Dostluk Grubu'nu Dostluk Grubu Derneği ismiyle dernekleştirdik. Resmi tüzel bir kişiliğimiz var artık. Bir mesela her ne kadar bizde her şey siz de biliyorsunuz şeffaf olmasına rağmen mesela bir para verdiği zaman bir işte kahvaltıdır veya bir şeydir etkinliktir evet. veya korodur, aidattır. Takmak buzunu alıyor. Karşılık görüyor. Yani garantili, güvenilir. Ve tabii işin evet. karşılığını yapıyoruz. Bir yere geziye götürdüğümüz zaman işte Turizm Bakanlığı'nın onayladığı tur şirketleri ve rehberleriyle. Çok güzel. Hakikaten kurulu olmadan. Hayır, hayır, kesinlikle. Çok güzel. Ve öyle işte yani diyelim gezi 100 liraysa biz bunu 200'e mal edip ya işte bunun maliyeti 190 falan hiç öyle bir şeyimiz yok. Yani üzerine belir... Kar düşüncesi yok, bir ticaret düşüncesi yok. Sadece insanlar bir araya yok. Gelip hayır. değil mi birlikte yaşayacakları hayır. etkinliklere katılmalarına bakın, başladınız. Bakın şimdi ben buraya not aldım. Evet. Şampuan 40 lira. Bakın. Evet. Berber 100 lira, ya. Saçım uzun diye bana laf söylüyorlar. Yani şu fiyatlarda, tabii işin esprisi bir yana evet. ben bilinçli uzatıyorum ama. Efendim bakın lütfen kimse gülmesin ama don 30 liradan başlıyor. Düşünün yani. Yani komik gibi geliyor ama. Evet. Ya millet, affedersiniz, yani zor da. Ekonomik evet. zor da. Bırakın domates 30 lira. Yani biber, patlıcan. Erginan'ın bugün bir evet, mesaj yazmış. Okudum, okudum. Erginan Kayran'a buradan selam sevgilerimizi olsun. Gönderelim. Saygılar olsun. Değerli olsun. Sanatçı şef, evet. keman sanatçısı aynı zamanda. Bugün okudum mesajını. Dolmalık biber atmaya gitmiş 44 yarım kilo bir. Yani nasıl dolma yapılır değerli dostlar? Ben çok güzel de yemek yaparım. Bravo. Yani bravo. Koro şefi olmasaydım... O zaman şöyle diyelim mi? Bizi izleyen değerli dostlar, Ahmet Evet Özen Bekar. Dolayısıyla şimdiden de adaylar varsa, yedanlar varsa, şimdiden reklamını yapalım. Bakın iyi bir eş olacak, yemek de yapabiliyor. Devam. Ya, alemsiniz valla hocam. Çok güldürdünüz, mutlu oldunuz. Gerçekten. Temizliği de zaten iyi yaparım. O zaman çünkü mesele kalmadı. Başak harika. Burcuyum. Evet. Çok... titizim. Titizlikte de şöyle efendim, yine hastalanmadan. Çok yani güzel. Öyle aman şey gitti misafir, misafir gitti var öyleleri. Obsesif maalesef. Bir yapınız öyle. Yok. Halıyı silkiyor. Daha evet. misafirler kapıdan çıkarken üstüne halıyı silkiyor ya, falan. Silenler tanıyorum. Ağzı aa, öyle mi? Sabunlu, ha, şu şey yani. Mansumlar apartmanındaki evet, gibi. Obsesif kompulsif. Allah yardım etsin. Öyle değil. O şekilde değil ama mesela benim bazı kurtarıcı formüllerim vardır. Elimin altındadır o. Hemen fıs fıs siler geçerim. Bir şey temizlik ama. Bir anımı anlatayım. Aa, tabii. Gazete almaya gittim. Yani günde 3-4 gazete okurdum. Şimdi okuyamıyorum açıkçası. Açıkçası evet. Gözleri ondan bozduk. Çok okumaktan bozduk. Yine gazete almaya gidiyorum. Bir Cumhuriyet lütfen dedim. Şey dedi ki bakkal dedi ki ya dedi daha ucuz gazeteler var dedi. Eğer dedi hani rafa koymak hani veya bir şey sarmak için. Tamam. Şimdi beyefendi dedim siz bir gazeteciye bunu söylüyorsunuz bu bir hakaret. Evet. Ama
laf aramızda kalsın dedim. Camlarda en güzel Cumhuriyet gazetesiyle sileniyor. Çünkü boyasız bir gazete ya. Yani hakikaten Cumhuriyet'le camlar güzel. Cumhuriyet de daha şeffaf oluyor her şey. Ya hakikaten. Yani. Değil mi o amaç? Ya yani bütün şimdi ben de gazete sahibim. Yani grup gazetesi. Ayda bir değil mi? Yayın ayda bir. Ayda bir. Bu ay Nisan ayında bir 10 gün geç çıkmasının sebebi kuruluş yıl dönümümüzde çıkması evet, için. Evet. 10 gün erteledik. Ayda bir çıkıyor grup gazetesi. Bu tabloid boyda. Daha tabii, küçük tabii, Cumhuriyet'e tabii. göre. Ama benim değerli dinleyicilerimden, izleyicilerimden, dostlarımdan, kardeşlerimden bir ricam var. Lütfen hangi gazeteyi okuyorsanız, yani Cumhuriyet olabilir, Milliyet olabilir, Hürriyet olabilir, hangi gazete? Bir tane lütfen evinize gazete alın. Çünkü benim okumamda ve bu kadar ilgili olmamdaki bir sebep evimize gazete girmesiydi. Belki her gün alamazdık ama evet. mesela Şam'dan dergileri hatırlıyorum. Evet. Yani 90'lı yıllardan evet, bahsediyorum. Evet, evet. Ve hocam kuponla şey almıştık, ansiklopedi almıştık. Yoktu, evet. Telefon almıştık. Tabii kupon. Tencere tava evet. verdi yanlış hatırlamıyorsam. Tabii. Telsiz telefonları oradan aldık. Evet, cep telefonu aldık Motorola evet, marka. Neler. Yani bence şu anda da gazetelerin bunu yapması lazım. Gerçekten. Çünkü vatandaşımızın maddi durumu çok kötü. Hem gazeteler birer adet de olsa satmış teşvik olur her gün. Evet. Hem de insanların çeyizine tabii değil mi? Katkıda bulunur. Katkıda bulunur. Bulunur. İnanın yani grup gazetesi aylık olmasa ve imkanlarımız fazla olsa yemin ederim ben böyle bir kupon olayına girerim. Ne bileyim bir tabii, çay tabii, bardağı tabii. bile versek bu dönemde kârdır diye düşünüyorum. O gün onların tekrar yapılması lazım. Tabii reklama muhakkak gitmek. Yani şu anda gibi. Kesinlikle o promosyonların tekrar yapılması lazım. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Ama bunun haricinde de fikir gazeteleri, Cumhuriyet Gazetesi, bir fikir gazetesi evet, bunu da kabul etmek doğru, lazım. Fikir gazeteleri de almak lazım, okumak lazım. Ben yani reklam oluyor, başka gazetelerin reklamlarını yapıyoruz ama onlar da benim arkadaşlarım, evet. basın emekçisi arkadaşlarım. Evet. Mesela bir pazar günü Milliyet Gazetesi alıyorum, keyifle okuyorum gerçekten. Doğru. Peki sevgili Ahmet Eren Özen, internetin dünyamıza girişiyle, her telefonda internet oluşuyla, evet. insanlar okuma alışkanlıklarını kaybettiler mi dersiniz? Yani şöyle... Ya, kitap okumuyorlar. Ama kitapları eğer özellikle internette varsa belki onu okuyorlar. Şimdi hocam şöyle, geçen ben internette kendimi arada zaman zaman ararım. Google'da benimle ilgili bir şey var mı diye. Ararken bir fakir Baykurt'un Kaplumbağalar kitabının zamanında bir özetini yazmışım, internete koymuşum. Ve bunun inanılmaz derecede okunduğunu gördüm. Evet, internetten. İnternetten. Evet. Koymuşum bunu bir siteye. Unutmuşum yani, aradan da zaman geçmiş. Başka bir Kazakistan edebiyatıyla ilgili bir yazı yazmışım veya ödev yazmışım. Çok hatırlayamıyorum. Onunsa 25 dolara satıldığını gördüm. Allah Allah. Ve bana böyle bir şey yok. Görüşü oldu. Yani şimdi benim 3 tane yazdığım kitap var. Hani bilmiyorum sorularınız arasında evet, var mıydı? Vardı. Siz hemen girdiniz. Öyle mi? Hangi kitaplar diye soracaktım. Siz başlayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk sorunuza da cevaben. Kitap okuma sayısı düşmedi. Arttı. Artıyor. Fakat okunan eserlerin niteliği konusunda şüphelerim var. Evet. Yani dünya klasikleri okunuyor. Onlar da okunuyor dünya ama şöyle bir şey görüyoruz. Bu Wattpad olabilir, tam ismini bilemiyorum. Diye bir sistem, yani bir çeşit blog sistemi çıktıktan sonra o tarz yazılmış bazı romanlar var, kitaplar var. Bestseller de oluyorlar, yani çok satan kitap demek. Evet. Onlar biraz daha fazla okunuyor gibime geliyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, bir edebi eserin değeri satılmasıyla ölçülmez. Çağlara meydan tabii, okumasıyla tabii. ölçülür. Klasik dediğimiz yani, kitaplar değil mi? Ben bugün hala Yunus Emre'nin şiirlerini okuyabiliyorsam, Aşık Veysel Şatıroğlu'nu çağımızda yakın vefat eden aşıklarımızı okuyabiliyorsak veya
ne bileyim, ya işte uzağa gitmeyelim, Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf dediğin zaman, yani Kürk Mantolu şu anda da en çok satanlar listesinde aynı zamanda. Ama hocam şu, internet bizi şöyle kötü etkiledi. İnternet bizim kişiler arası iletişimimizi koparttı. Çok doğru. Herkes ekranda kilitleniyor. Yani. Birbiriyle konuşan yok. Hani ekranda mesaj gönderiyor birbirine. Evet. Dil kullanmak, fizyonomi kullanmak yerine işte o hareket ettirerek artık evet, rakamları. Evet, şeyler var. Ekranda iletişim. Emojiler var. Emojiler. Onları simgeler. Ama bu beraberinde bir sağlık sorunu değil mi? Bir bağımlılık sorunu değil mi? Yani psikiyatrlar bu konuda hemfikir olmaya başladılar. En kuvvetli bağımlılığın internet bağımlılığı olduğunu. Öyle mi? Maalesef içki, kumar vesaire, uyuşturucu gibi şeylerde bağımlılık sayılıyor. Evet. Ama bunların yanında bugün için bütün dünyayı ilgilendiren en önemli kopukluğun internet çılgınlığı olduğu konusunda doğrudur. Yani şimdi özellikle yani bu Z kuşağı diyorlar. İnternetten hiç ayrılamıyorlar. Tabii internette çok güzellikler de var. İlgilenmek tamam, iletişim kesinlikle. Tamam, haber almak tamam. Ben buraya gelmeden evvel Müjdat Gezen'le Sunay Akın'ın bir röportajını izledim. Bir saatlik evet. YouTube'da. Evet. Çok da güzel bir sohbetti, izledim, dinledim. Ama zannedersem şöyle bir test yapılabilir şimdi. Ben de hani kardeşim 17 evet. yaşında. Şimdi telefonu kapatın. Telefonu kapatın. Yani mümkünse tabii karşı çıkıyorlar ama. Kapatın çocuğunuzla veya tamam, kardeşinizle tamam, oturun. Tamam. Bir saat konuşabiliyor musunuz? Evet. Bir saat mi konuşabiliyorsunuz? Yarım saat mi? 20 dakika mı? 10 dakika mı? 5 dakika mı? Evet. Bunu bir deneyin. Eğer hiç konuşulamıyorsa veya işte birkaç tabii dakika sonra telefonu arıyorsa gözleri, o zaman dediğiniz bağımlılık vardır. Güzel bir şey çıktı ortaya, bir kıvılcım çıktı. Bir kampanya ilan edelim mi? Yani yapalım ya, yapalım. Tabii. Çok hoş bir fikir bu. Yani önümüzdeki günlerde bir gün, gün ve saatini bilir. Nasıl tamam. Tencere tava çalıyorlardı evet. insanlar doğru. O saatlerde. Şimdi biz de bir saatlik interneti ve telefonu kapatma evet. kampanyası başlatalım. Evet. O sırada dediği gibi çok Ahmet Eren'in insanlar telefona bakmayacaklar, kapatacaklar kenara. Ama uyumasınlar da. Uyumayacaklar. Hayır, uyumak yok. Birbirleriyle konuşacaklar. Çok hatır soracaklar. Duygu alışverişinde, fikir alışverişinde bulunacaklar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Değil mi? Çok bu önemli oldu. Bir şey. Çok güzel. Bakın biz geçmişte İzmir Kent Konseyi'nde evet. otomobilsiz kent günü yaptık. Tamam. Yani mesela bir sokak tamamını o gün otomobilden arındırılarak sokak oyunlarına niye bırakıldı. Olmasın? Kitap okunabilir o saatte. Tabii. Yani, kapattık telefonumuzu ama. Bakın işte burada yerel yöneticilere ve hükümete çok iş düşüyor hocam. Tabii. Şimdi tabii. ben bireysel olarak evimdekilerle sorumluyum. Ama hükümet hepimizden sorumlu. Hocam bir de şu var. Şimdi tamam telefona ben de çok bakıyorum. Dediğim gibi inanılmaz evet, videolar evet, izliyoruz. Evet, evet, ama ben bunu kaldırıp şöyle bir ağaca bakıp oturup ağacı da izleyebiliyorum. Ama ben insanlarda şimdi özellikle hani Z kuşağı denilen genç kardeşlerimde evet, evet. Şurada izlediği, burada izlediği duayı götürüldüğü zaman izleyemiyor. Hayır, bağımlılık yapmış. Orada da yine eline alıyor telefonu. Evet, orada da ormanı, ağacı, çiçeği internette arıyor. Evet, evet. Doğadaki evet, değil. Evet, çok yani ilginç. Yani mesela evet. şeyi görüyor çocuk, Avrupa'yı görüyor. Şimdi imkanı olanlar için konuşuyorum tabii. tabii. Gidiyorlar ailecek Avrupa'ya. İşte o binaların yanında çocuk gene telefon başında. Ne yazık ki. Değerli izleyiciler hepiniz görüyorsunuz. Bu trajik bir şey. İnanın, yani bu üzüntü duymalıyız bu son açıklamalarımızdan. Hepiniz görüyorsunuz ki girdiğiniz zaman bir vapura veya bir trene veya işte otobüse herkesin elinde bir cep telefonu, herkes cep telefonuyla meşgul, kimse kimseyle konuşmuyor. Devamlı bir ekran bağımlılığı ortaya çıktı. Bu psikiyatrların, psikologların dediğine göre şu andaki en büyük tehlike. Yani içki, kumar vesaire alışkanlıklarının dışında çağımızı ilgilendiren, çünkü herkes belki o dediği o kötü şeyleri yapmayabilir kumar, içki gibi. Ama telefonu olmayan kimse yok ve her yaşta herkesin telefonu var.
bu beraberinde robot insan tipi, ona gidiyoruz. İnsan tipi, ona gidiyoruz. Evet. Başkasıyla ilgilenmeyen, sadece kendiyle ilgili egosantrik dediğimiz, aynen, ben merkezli insan tipi, beraberinde duygusallıktan yoksun, ilgisiz, özveriden uzak bir insan tipi ve toplum tipini yaratıyor. Değerli izleyiciler, hakikaten bu dediğimiz tehlikeyi dikkate alalım. Hatta biz buradan uyarıyoruz sizleri. Evet, evet. Ama sizler de lütfen bu kampanyaya dahil olun. Hatta bundan sonra her programımızda, Grup TV'deki hatırlatın, her programda sizleri hatırlatacağız. Hatta burada da bir model oluşturacağız. Yapalım. Değil mi? Evet. Mesela bir 10 dakika bundan sonraki programda telefonlarımızı kapatacağız. Ve o anda aklımıza gelen şeyleri sohbetiyle, konuşmalarımızla sizlere duyurmaya çalışacağız. Hatta belki ileride telefonla bağlanma imkanı olabilir. Sizlerle temas kurarak yayında sizlere de seslerinizle duyurma imkanımız olacak. Şimdi yani burada tabii Yeşilay'a görev düşüyor. Evet, evet. Veya Siberay. Aslında devletin Siberay, böyle bir şeyi var. Olabilir değil mi? Var ne var yani ya? Yok asmışlardı, ben iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Hatta ben aradım. Ama oradan oraya, oradan oraya bağlı. Tak, en sonunda düştü. Düştü. Yani devlet buna biraz daha özen gösterirse bizler de yardımcı oluruz. Sanatçı kişiliğimizle, evet, medya kişiliğimizle, evet, 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 her zaman yardımcı oluruz. Şimdi hocam, yani mesela buradan internetin getirdiği dil bozulması var. Hem de nasıl? Yani Türkçenin... Dilci olarak, Türkçe olarak tabii ki, nasılsınız? Tabii ki. Konuşmak kalmadı, kısaltılarak kelimeler. Hem öyle, hem de telaffuz anlamında çok sorun var. Kitap şekli, kelime haznesinin darlığı. Anlatım zorluğu çekiyor. Ya tabii, söyleyemiyor. Tabii. Şimdi bakın, ben bir sözcük düşündüğüm zaman mesela İngilizce'de biraz zorlanmıştım. Neden? Çünkü bazen geri geliyor bir kelimeyi söylerken benim aklıma bunun Osmanlıcası geliyor. O da geliyor. Yani uygunluk yerine münasip veya tenasüp vardı. Evet. Kavramlar. Bunlar bu kelime gelince çok onun İngilizcesini tabii hatırlayamıyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi kitap okuma çoğalırsa tabii. Kelime haznesi artacak. Genişleyecek. Kesinlikle. Bu anlatım bozukluğu değil mi? Evet. Ondan da kaynaklanıyor. Evet. Konuşmayan insanlar düşünememeye başlıyor. Evet. Evet, düşünceyi çok çünkü dille ifade ediyoruz. Görüyorsun, dille bir eylem. Felsefede, sanatta, efendim edebiyatta öyle. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Ve dille ve dille müzik arasında çok ciddi bir ilişki var. Tabii. Bakın Atatürk Türk ABC'sini öğretirken Ankara'da ne diyelim, bando takımı mı diyelim o zaman için, Mızıkayı Humayun'un kalan parçaları diyeyim. Evet. Ondan sonra meydanlarda çaldırmış A, B, C. Yani tanıtmadan, yani bunları derslik olarak, daha doğrusu koymadan evvel bunu musiki olarak da kulaklara yerleşsin istemiş. Şimdi ben 70'lerin, 80'lerin konuşmalarını izliyorum TRT arşivden. Ya inanamıyorum, sarhoşu bile düzgün Türkçe kullanıyor. Evet. Bugünkü TRT spikerleri bile maalesef hata yapıyor. En şaşırdım, bakın dikkat etmediğinize eminim. Şimdi söyleyeceğim, siz de şaşıracaksınız. Müsaade buyurur musunuz? Efendim mesela bir hanım, annesi ve yanında kızıyla ilerliyor yolda. Ve bir kafeye oturacaklar. Kızına diyor ki, anneciğim diyor, sen böyle otur diyor. Dönüyor annesine de, anneciğim sen de böyle otur diyor. Ya şimdi hem buna anneciğim dedin, hem evet, yani hem kızına yani anneciğim. Ayrı, ama kızına niye anneciğim yani diyorsun? Bakın bu da bir anlatım bozukluğudur. Evet. Yani bu da dilin yanlış kullanımıdır. Eskiden de böyle bir şey yoktu. Yok. Ben 90'larda hiç hatırlamıyorum. Kızınıza kızım, yavrum, evladım, canım, neyse diyeceksiniz. Annenize anneciğim, valideciğim, artık ne, evet, nasıl hitap ediyorsanız o şekilde hitap etmeniz gerekiyor. En basitten bunu bile düzeltmeliyiz diye değil düşünüyorum. Mi? Hatta görüşürüz yazarken GRŞRZ yazılıyor. Yani yazım dilinde de farklı. Ya şimdi hocam teşekküre TŞŞ yazıyor. Şimdi
Ya harf değişirse çok farklı bir yere gidiyor ya. Demek ki öncelikle dile de özen göstermek zorundayız değerli izleyiciler. Çünkü gerçekten bir ulusun kültürünün en önemli taşıyıcısı o ulusun dilidir, ana dilidir. Dolayısıyla dile de özen göstermenin gerekli olduğunu dilciden de... Estağfurullah. Yani biz tabii Türk Dili Edebiyatı mezunlarının ünvanı Türkologtur. Türkolog, evet. Yani Türklük bulunan, Türklük bilgisi demektir. Türklüğün bulunduğu her yerde bizim görevimiz vardır. Zaman zaman duyuyorum. İşte o Türk Dili Edebiyatı mezunu, ne, Türk Dili Edebiyatı hocası, gazeteci neyse niye koro şefliği yapıyor diyorlar. Evet. Halbuki Türk musikisi de Türklüğe dahil olduğuna göre Türkolojinin alanına girer. Ben bir de tabii çocuklarınızı konsere götürmenin, çocuklarını, izleyicilerimizin çocuklarını konsere, tiyatroya... Konserlere, değil mi? Çok önemli görüyorum. Kültürel etkileşimi sağlamak. Yani küçük yaşta aldım sazı elime der evet. Ya bir eserimizde. Evet. Küçük yaşta başlatırsanız enstrüman kurslarına... Tabii, tabii. Güzel yani, sanatlar konusu. Ya evet. Onların yeteneklerini saklayıp evet. Ona göre yönlendirmek. Tabii ki. Hem bireysel gelişim. Yani sadece spora yönlendirilme görüyorum. Tamam evet. O da faydalı. Ama sporcu olamaz herkes. Çünkü evet. Bakın bugün bir sporcunun o spor faaliyetlerini yapması için yine siyasete çekeceğim. Yani o kadar masraflı ki tabii bir spor yani. Ayakkabısı 2500, 3000, 3500'den marka arayanlar gidiyor. Marka veya evet. Kaliteli olan. Evet, ondan sonra bir sporcunun günlük alması gereken kalori miktarı belli. Beslenme Allah aşkına et fiyatları gerekiyor. Et fiyatları ortada. Tavuğun fiyatı ortada. Yani fiyatlar çok yüksek düzeyde. Yani spor yapılamaz. Evet. Sanat daha ucuza mal oluyor. Sevgili Ahmet Eren Özen bugün mesajlarıyla bizi gerçekten çok güzel uyarıyor. Değerli konuklar, sohbetimiz çok tatlı geçiyor görüyorsunuz. Şimdi Ahmet Eren Özen'in bir başka yönüne gelmek istiyorum. Sizler onu bir müzik adamı olarak da tanıyorsunuz. Öncelikle müzikle ilgisini anlatacak, görevini ele alacak. Sonra da en son politik yönünü ele alacağız. Çünkü o aynı zamanda politikayla da yakından ilgileniyor. Sevgili Ahmet Eren Özen. Efendim, Monsaki ile olan ilişkiniz, bağıntınız ne zaman başladı ve halen neler yapıyorsunuz? Efendim, ben bebekken Barış Manço benim yanağımı sıkmış. Çok enteresan. Ondan mı kaptım diye düşünüyorum. Tabii bu espri ama 1995-96 o civarda Muazzez Ersoy Nostalji 1 kasetlerini çıkartmıştı. Evet. Aynı dönemde yine özel kanallar başlamıştı ve pop müzik ve VJ'ler mesela. Yani DJ biliyorsunuz evet. Disk jockey, evet. VJ video jockey'ler ve şarkılardan fal tutar. Yani bir sonraki klibi birbirimize atfederdik çocukken vesaire. Oradan başlayan, yani Mustafa Sandal'ın, hani izleyicilerimiz bildiği için rahatlıkla söylüyorum. Onun arabası var güzel mi güzelle başlayan. Muazzez Ersoy'un adını anmayacağımla devam eder. Derken beri yandan mesela Ercan Saatçi'den bir eser olabilir. Veya öbür taraftan Ajda Pekkan olabilir aklıma gelen. Hülya Avşar bile olabilir. Bunları dinleye dinleye, evet bazıları belki gürültülü kötü şeyler de dinlemiş olabiliriz. Ama içerisinden iyi olarak Türk sanat müziğini gördüm, seçtim. Hoşuma gitti. Bir de hatırlarsınız siz. Zaten yani Zeki Müren'in kadim dostusunuz bilirsiniz. Eskiden en çok değer Türk sanat müziği sanatçılarına evet verildi. Tabii. Gazinolar varken, henüz internet yokken, televizyonlar yok değilken değerli izleyicilerimiz yaşı böyle hafif ortanın üstünde olanlar. Değil mi? Hafif genç olgunlar. Yani ben yetişemedim. Gazinolar da vardı bilirsiniz değerli dostlar. Fuarda o gazinolarda sanatçıları tek tek görme imkanı olurdu, orada izlerdiniz. Tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Evet, internet icadı oldu. Gazino dünyası da kapanmış oldu. Peki Ahmet Eren, o zaman oradan kaç başladım. Yaşında şarkıda söylemeye başladınız? Yani 95-96, işte kreşten başlayarak, orada müsamerelerde şarkı verilerek devam etti. Korolar vardı. Sonra işte Malatya'da bu biraz daha farklı oldu. Mesela bir
hocamız vardı, ut çalardı, ben söylerdim. Evet, evet. Yani hayal meyal, tam hatırlamıyorum. Ondan sonra Malatya'dan sonra İzmir'e geldik. Tabii lise giriş sınavları vardı, onlara biraz düştük o sene, pek şey sanmıyorum. Mesela ben lisede müzik eğitimi hiç görmedim. Öyle İlkokulda mi? Gördüm ama evet. Lisede görmedim mesela. Evet. Onu çok büyük eksiklik olarak görürüm. Doğru. Şimdi ama seviniyorum. Benim mezun olduğum okulda şimdi bir tane müzik hocası, bir ne iki tane de resim şey, hocası var. Bunları gördük. Fakat benim hayatımı esas müzik anlamında ilerletmeme neden olan olay İstanbul'a gitmem oldu. İstanbul'da. Tabii. Yani 18 yaşında İstanbul'a gittiğim zaman eğitim de aldım, sahnelere de çıktım. O kadar çok çıktım ki notlarım yerlere düştü zaten. Yani hatta buraya gelirken onu düşünüyordum. Bir gün yine Etiler tarafında bir sahnemiz var. Yani sadece ben yokum. Bir konser var işte. Oraya gidiyoruz ve o zaman saçlarım uzun, şurama kadar da saç var. Saçlarım uzun. Abi ben erkek berberine gidiyorum ama uzun saçtan da çok anlamazlar aslında falan. Şöyle olsun, böyle olsun, bir sürü laf. Biraz da herhalde ego tavan mı diyeyim, yani gençliğin, hala da genciz de, verdi bazı şeyler var falan. Çıktım. Birisi bana dedi ki orada, ya sen dedi ne kadar dedi şeysin dedi, laf saydın dedi berbere dedi. Niye dedim, bak dedi yanımda dedi Mahsun Kırmızıgül vardı, hiç sesini çıkar. İnanın ben yanımdakinin Mahsun Kırmızıgül olduğunu görmedim bile. Yani musiki ortamlarında çok şeyler, deneyimlerimiz oldu. İlk okuduğunuz şarkı, kaç yaşındınız, neredeydi? Vallahi yani hatırlayabiliyor musunuz? İlk okuduğum, yani onu belki, onu doğru bilemiyorum. Daha dün annemizin kollarında çocukken belki ama. Kaç yaşında? Yani ilk diğer bir sahneye çıktınız. İşte düğün falan da değil, bir konserde çıktınız. Şimdi var mı hatırınızda öyle bir şey? Şimdi muhtemelen şöyle zannediyorum. Yani Hülya Avşar'ın bu gece uzun olacak besbelli, Lodos fırtınaları esecek yine ta derinden, evet, falan. Evet. Sen benim canım. Hı-hı. Onu okumuş olabilirim. Şimdi o dönem popülerdi klibiyle. Tabii, ama tam olarak hani hatırladığım derseniz adını anmayacağım tabii. Türk sanat müziğinde ezberledim ilk eser odur. Mazi zamanında. Kaç yaşındaydınız? 5, 6, 7. Çocuktunuz. Tabii. Hı-hı. Yani 2001'de onu şeyde de okumuştum. Veda gecemizde. 2002'de olabilir. Malatya'da, lisede, otelde. Hayır, okulda, şeyde, ilk öğretim ya. Orada okumuştuk. Hatta piyanist, şantör kesti. Döndüm, bakın ben de fena bir adam değilim yani. O zaman da fena. Döndüm. Evet. Evladım, bunun ikinci kıtası da var. O evladım demiştim diyorsunuz. O da evet, demiştim. Şaşırıyor da. O evladım lafı, evet, ya evet, kötü bir şey değil. Veled'in çoğuludur aslında. Evet. Evet. Yani işin esprisi bir yana, o dilimi hep korumuşumdur. Yani o esprileri korumuşumdur. Çok şey öğrendim, çok hocalarımdan. Cumhurbaşkanlığı Korosu'nda hocalarımız vardı. TRT'de arkadaşlarımız vardı. Mesela Neva bizim Melihat Hanım'ın kızı, Melihat Gülses. Evet. Yani onun, o arkadaşımızdı. Peki Ahmet Kerem Özen müziğe girdi. 5 yaşında şarkı okumaya başladı. Evet. Herkesi dinledi. Bir bakıyoruz ki Ahmet Eren Özen şef oluyor. Ya yani o... şimdi ses sanatçılığından öğreticiliğe nasıl geçtiniz? Yani ilk kurduğunuz koro neydi? Kimler vardı? Nasıl konserler verdiniz? Hala konserler devam ediyor devam mu? Devam ediyor. Değerli dostlarımız belki buradan takip edebilirler. Şimdi şöyle bakın, benim annem de şefti diyorum, herkes bir şaşırıyor. Evet. Şimdi şef kelimesi çok geniş bir kavram. Aşçı da şef olabiliyor. Polis şefi de var. Evet, şef. Annem de mesela bankada şef. Amir pozisyonu. Yani şef kelimesi çok önemli, evet, bir şey ifade değil. Ama şöyle, ben buna tesadüfe girdim diyebilirim. Çünkü benim bir korom vardı, bahsettim. Karşıyaka Dostluk Grubu. Orada önce bir beyefendiyi ben, hatta onu da şef yapan benim. Şef yaptım, sonra başka bir hanım geldi. Ben askere gittim, döndüm. Ortada kimse yok falan.
Nasıl yapacağız, nasıl çevireceğiz? O şefe gittim, yüksek bir ücret istedi. Öbürüne gittim, yüksek bir ücret istedim, şey istedi. Arkadaşlar dedi ki, ya biz bu parayı veremeyiz. Siz de iyi kötü bir şeyler biliyorsunuz, siz yapın. Şimdi ben pedagojik formasyon sahibi bir kere öğretmenlik belgem var. Milli Eğitim onaylı. Evet. Yani biz bu derslerde buna dikkat ediyoruz. Hatta formasyon alırken üniversitede edebiyat derslerine vermişiz. Yaptığım araştırmada. Değil mi? Pedagojik yani, formasyon eğitimi alırken... Ha şey, tabii ya, işte yıllar geçti. Evet. Bravo, çok dikkatlisiniz. Çok iyi araştırmışsınız. Yardım, araştırdım. Gerçekten bravo. Aydın'da, tabii onlar şimdi kim bilir, belki çocuk sahibi oldu çocuklar. Motor Meslek Lisesi, tamamen de erkek, bir iki kız vardı. Burada Türkçe Edebiyat Dil Anlatım derslerine girdik. Açıkçası yani o günleri de yaşadık. Ama ben hani musiki hocalığını sorduğunuz için söylüyorum. Mesela benim başarımda en büyük etken Türkiye'mizin divası Bülent Ersoy'dur. Kesinlikle. Evet. O kadar çok şey öğrendim ki. Yani hem izleyici olarak onu izlerken bazı kullandığı şeyler, sözcükler arada 20 dakika konuşurdu şeyde, ne o jüride. Ondan sonra ıvır zıvır belki birçok şey geçer. Ama arada bir kelime geçer. Siz bakın onu not edin. O bilgi hiç başkasında yoktur. Yani Bülent Hanım'dan o yönden çok şey aldık, destek aldık. Ayrıca Bülent Hanım programı ben gider canlı izlerdim İstanbul'da. O reklam aralarında hep bize bilgiler verirdi. Bazı eserlerinde işte şu kişilerden dinleyin diyerek yönlendirme yapardı. Zannedersem bizim sahneyi iyi kullanmamızda, seyirciyi alıp sürüklememizde de Bülent Hanım'dan öğrendiğimiz şeyler. Bu arada ben tabii rahatsız olduğunu sevgili Onur Akay'dan duydum. Evet. Muazzez Abacı'yı sevgiyle selamlıyorum. İyileşmesini temenni ediyorum eğer hasta ise, durumu kötüyse. Mesela Muazzez Abacı benim sesimi çok beğenirdi. Evet. Rahmetli Adnan Şenses, hakeza. Ya, evet. Yani bunların evet, hepsini hem canlı dinleme hem muhatap olma imkanım oldu. Çok Muazzez Hanım'ın beni ne kadar sevdiğini siz zaten bilirsiniz. Muazzez Ersoy'un. Çok şey öğrendim hocalar. Şeflikte Ahmet Rasim Sabuncuoğlu'nu ayrı tutarım. Recep Alper Çevirel her ne kadar bana kızmıştır. Evet. Bir şeyde sanat mevzusunda bir tartışma olmuştu. Ondan sonra ama yani bu hocalarımdan çok şey öğrendim. Çok güzel. İnsana saygıyı öğrendim. Çok güzel. Peki kaç konser verdiniz şimdiye kadar? İnanın sayısını... Böyle hatırladığınız var mı? Yani... önemli konser dediğiniz, unutulmaması gereken konserlerden neler hatırlıyorsunuz? Şimdi bakın benim sanat hayatımda, hani çocukluğumuzu saymazsak, ya da şeflik olarak söyleyelim, ben 2018'den beri şeflik yapıyorum, 4 yıldır yapıyorum. Bu 4 yıllık şeflik hayatımda benim en çok etkileyen konser, siz de hatırlayacaksınız, beraber vermiş olduğumuz Mavi Bahçe, evet, Alışveriş Mavi Bahçe, ve Alışveriş Yaşam Merkezi'nde, bahçesinde, kent meydanında vermiş olduğumuz konserdi. Neden? Evet. Neden biliyor musunuz hocam? Yani biliyorsunuz zaten, siz de oradaydınız. Beni orada duygulandıran şey şuydu. Zeki Müren vefat etmiş. Aradan 2019'da olduğuna göre 23 yıl geçmiş, unutulmamış, binlerce izleyici gelmiş ve şakır şakır yağmura. Karşın, bir kişi bile kalkmıyor, izlemişler. Bütün mikrofonlar kapatılmış. Evet. AVM'mize çok teşekkür ediyorum gerçekten teşekkür ediyorum. Mavi Bahçe harika bir yer. Çok teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum. Koro çalışmalarımızı da orada yapıyoruz. Evet. Mavi Bahçe'de yapıyoruz. Hatta buradan hatırlatalım. Koro çalışmalarınızın günler, saatler. Şu anda salı günleri 3.30-6 arasında yapıyoruz. Evet. Neredeyiz? Mavi Bahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde C1 stüdyoda çalışıyoruz. Bize ulaşırsanız hatta telefon numarası da vermiştik daha ben. Evet. Yine o aynı numaradan arayabilirler benim numaram çünkü. Mesai saatleri içerisinde ararlarsa tabii yalnız. Tabii niye olmasın, enstrüman icra eden, şarkı söylemek isteyen, meraklı olanlar, Ahmet Eren Özen'in yönetmenliğini yaptığı dostluk korosunun elemanı olabilirsiniz efendim. Dolayısıyla çok da memnun oluruz. Memnun oluruz daha doğrusu.
Buraya gelirseniz sesinizin güzelliği olacak. Farkı göreceksiniz. Sahneye çıkabilirsiniz. Her türlü yeteneğinizi, enstrüman da çalabilirsiniz hatta. Tabii. Sizi bekliyoruz diyoruz. Sevgili Ahmet Eren Özen demek ki bir müzik adamı olarak da işte kariyerlerine baktığımızda dilci, Türkçeci, öğretim üyesi, bir taraftan müzik adamı. Evet. Şimdi bahsetmediğimiz bir yönünüze de gelelim. Evet. Değerli izleyiciler, bu genç yaşta birçok koltuğuna birçok şeyler sığdıran eller insanlardan biri görüyorsunuz ki gerçekten öyle. Çünkü bunlarla uğraşırken bir taraftan da kendini politikaya bir şekilde girmek konusunda da motive etmiş. Ve şimdi onun politikaya niye girdiğini soralım. Neden Ahmet Eren Özen bir taraftan da yönetim bilimi, siyaset bilimiyle ilgilenmeye başladı? Şimdi efendim yani bir kere ben yanlış anlamazsanız bir konuyu düzeltmek istiyorum. Yani politikayla siyaset kelimesi arasında anlam olarak fark var. Şimdi edebiyatçıyız, edebiyatçıyız. Evet. Şimdi politikada poli çok demek. Çok. Öyle olunca da yani çok şey dönen anlamına gelebilir, çok şey söylenen anlamına gelebilir. Ama siyaset Arapça bir sözcük. Seyisten yani yönetmekten geliyor. Ben o bakımdan dolambaçlı politika yerine siyaseti tercih ediyorum. Siyaset. Neden? Elif evet. gibi dümdüz ve dik olmak için. Efendim yani çok teşekkür ederim. Benim ailem siyasetçi. Öyle mi? Yani şimdi şu anki yaşayanlar arasında ben öne çıkmış gibi gözüksem de geçmiş şöyle bir 100-150 yıl geçtiğiniz evet. zaman hatta 170 yıl geçtiğiniz zaman bakın benim ailem öyle bir aile ki Türkiye'ye Latin harfleri biliyorsunuz 1928'de girdi. Bize 1854'te girdi. Ya evet. Yani o bile bizim siyasetteki yerimizi anlatmaya yeter. Çok değerli vekiller çıkarttık bu zamana kadar. Bakanlar çıkarttık. Atatürk'le beraber mebuslar çıkarttık. Oradan geliyor ama biraz da insanın içinde olacak. Şimdi hocam ben ne dedim? Kendi kendimi büyüttüm. Yani anne baba çalıştığı için. Tamam. Yani 5 yaşındaki bir çocuk. Belki psikolojik evet. etkisi de olmuştur. Evde oturuyor ne yapacak? Televizyon izliyor. O zaman 4-5 kanal var. Siyaset meydanı var. Arena var. Ve şey var. Meclis TV var. Evet. Haberler var. Onları izliyoruz. Reha Muhtarlar falan. Yani siyasete ilgi orada başlıyor. Vatandaşın o acıklı durumunu göre göre. İzleye izleye. Biz de içindeyiz aslında. Farklı evet. değiliz. Evet. Biz de izleye izleye ve merak saldık. Ve neyi nasıl düzeltebiliriz diye düşündük. Ama hani biraz daha gerçekçi konuşmak gerekirse 2002 yılında Türkiye bir değişime girdi. Hı hı. Bunu kabul evet. etmek lazım. Evet, o değişimden biz de etkilendik. Yani o zaman demek ki 2002, 11-12 yaşlarındayım. Mesela ben şeyi hatırlıyorum. Bizim sitemize şey gelmişti, belediye başkanımız gelmişti. Milliyetçi Hareket Partisi. Hı, evet. Malatya Belediye Başkanı Yaşar Çerçibak ismini de unutmam. Biz şimdi unutmamışsınız. Geldi, ben elini öptüm. Belediye Başkanımız. Onu hatırlıyorum. Yani çok ilgiliydim ta o zaman. Peki ne zaman aktif olarak bir siyasi partinin içine girip görev yaptınız? Şimdi hocam bakın ben 15 yaşındaydım. Babamın falan çok kızmasına rağmen. Evet. Bazen onu bilerek veya bilmeyerek lisedeyken daha parti toplantılarına gidiyordum. Evet. Yani arkalarda oturuyordum. Asla kimseyle görüşmüyordum. Çünkü hani lise talebesi yasaktır biliyorsunuz. Evet tabii ki. Yani ondan evet. sonra. Ve ben biliyor musunuz Ecevit'in şiirini okul duvarına astığım için disipline gönderdim. Rahmetli Bülent Ecevit öldüğü zaman arkadaşlarım bana başsağlığı dilediler. Hmm. Yani ben o derecede seviyorum siyaseti ve ilgileniyorum da. Ama evet. Bülent Ecevit'in bende yeri ayrı olduğu için de 18 yaşımı doldurur doldurmaz hemen şeye girdim. Demokratik Sol Parti'ye girdim. Hmm. İstanbul'da ve üniversite okuyordum. Çok çalıştım. Bakın o rekor bendedir. Kimse beni geçemez. 1 milyon broşür dağıttım İstanbul'da. Oo, 15 milyonluk şehirde. Her 15 kişiden bir kişiye evet, broşürümüz iletildi. Şey ama çok kötü oylar aldık maalesef. 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 Rahşan Hanım'la da bazı ortamlarda evet. bulunduk.
Onları gördük. Siyasete öyle girdim. İyi ki de ben bugünkü DSP'den bahsetmiyorum yalnız. O günkü DSP'de çok şeyler öğrendim büyüklerimden ve rahmetli Ecevit Çiftli'nden. Evet, evet. Çok da kitaplarını okudum. Sosyal demokrasi derneklerinde yöneticilik yaptım. 22 yaşımda. O da bir ilktir. İnteresan. O da bir ilktir. Evet. Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Kaç kere fiziksel şeylerin maruz kaldım. Eylemlere katıldım. Ama hiçbir zaman haksız bir eylemin içinde bulunmadım. Gezi eylemleri oldu. Ben size onun gerçeğini söyleyeyim. İlk defa değerli dinleyicilerimiz bunu dinliyor. İlk defa. Mayıs ayında oldu değil mi Gezi? Evet. Öyle biliyorum. Evet. Kasım'da bana geldiler. Evet. Biz böyle bir eylem yapacağız. Hı hı. Taksim'in kışla olmasını istemiyoruz. Hı hı. İmza koyar mısınız? Evet. Ben dedim ki burada ben yasal durumu bilmiyorum. Pozisyonu bilmiyorum. Evet, evet. Ben imza koyamam. Hı hı. Ve sizin başınıza bir iş gelebilir. Ben kimsenin saçının teli kırılsın istemem. Böyle bir şeyin altına giremem. Ben polis çocuğuyum. Polisle beni karşı karşıya getirmeyin. Ama şu da demek değil. Polis de kanunsuz emir yapamaz. Bakın. Bunu da net söylüyorum. Tabii ki. Polisimiz vatandaşımızın üzerine tankla, tüfekle gidemez. Orantısız kuvvet uygulayamaz. İşkence yapamaz. Anayasal çizgilerin ve kanunun ona verdiği yetkilerin haricinde yetkisiz eylemde bulunamaz. Asla ona da izin vermem. Ondan sonra siyasetin içinde yer aldım. Demokratik Sol Parti ile yollarımızı ayırdık. Çünkü Ecevitsizleştirildi. Raşan Hanım da istifa etti biliyorsunuz. Evet. Rahmetli. Yollarımızı ayırdık. Daha sonra İYİ Parti kurulunca bana da bir davet geldi. Ben de üye oldum. Kurucu üyeyim İYİ Parti'de. Dört yıldır değil mi? Evet tabii 2018-22 dört yıl olmuş. Kurucu üyeyim. Yönetimde yer aldım. Geçen ay yönetimden istifa ettim. Evet. Onu da söyleyeyim mi? Bilmiyorum. Bakın siyasette benim tavrım her zaman şudur. Birincisi parti içi demokrasi. Yani parti içi demokrasi yapmayan partilerin iktidara geldiklerinde demokrasiyi uygulayacağım dediklerine inanmayın. Yani bugün muhakkak ben milletvekili seçimlere yaklaşıyor. Ön seçim olmasını şart görüyorum. Ön seçimsiz parti mi olur? Yani ben bunu söylüyorum. İkinci bir konu da siyaset paraya endeksli olmamalı. Evet. Siyasette, dernekçilikte, bazı çalışmalarda para gerektiriyor. Sanat çalışmaları da para gerektiriyor. Ama para egemenliğinde olmamalı. Artı şu da var. Siyasetten ne anladığımız çok önemli. Hocam bakın ben belediye başkanlığına adayı oldum. 2019'da İYİ Parti'den projelerimizi açıkladım. Ondan sonra orada belediye başkanı bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam hemen hemen zabıta müdürüyle aynı maaşı alıyor. Yani 10.500 mü? Evet. Yanlış söylüyor olabilirim. Evet. Çok bilmiyorum. Yani bu para için yapılacak bir meslek değil. Tabii, halka hizmet çünkü. Değil mi burada? Yani burada halka hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacaksın. Bir banka müdürü belediye başkanından daha fazla para kazanıyor. Çok önemli bir görev. Yani ben sokakta işte son zamanlardaki mücadelemde konser salonlarının ücretsiz olması veya ücretli olsa bile Türk müziği derneklerine ücretsiz verilmesi. Bu çok önemli bir şey. Bunu görüyorum. Yani siyasetle de ilgiliyiz. Ne kadar güzel. İmkan tanınırsa, büyüklerimiz elimizden tutarsa aday olmak isteriz. İnşallah. Ama yönetimden ayrıldım. Çünkü az önce de söyledik. Faydalı olamadığım sağlıkta o kuraldır. Faydalı olamıyorsan zarar da verme. Tabii, tabii. Ben 8 ay sağlık memurluğu yaptım. Evet. Onu bildiğim için çok iyi. Faydalı olamadığımı gördüm. Onlar da belki bizi aramadı etmedi. Ondan sonra... Ama şu demek değil ki ben tamamen bıraktım. Hayır, partide üyeyim. Kendime uygun bir siyasi partide görüş, üyeyim. İşelen bir parti varsa oraya da... Bakın şimdi şöyle, yani ben DSP'den ayrıldım, İYİ Parti'ye girdim. Ben AK Partililere danışmanlık yaptım. Profesyonel mesleğim çünkü basın danışmanlığı. Diyorsun ki doğru neredeyse ben oradayım. Hayır, doğru da hocam, kime göre doğru? Ama şöyle, yani size uygun olmayan bir fikir varsa... Evet. Değil mi? Parti içi demokrasiden söz ediyoruz. Evet, evet. Hani o parti içinde dahi manifetler olabilir. Bakın hocam çok basit. Turnusol kağıdıyım ben.
Evet. Bu halkın vicdanıyım. Rengini gördüğünüz anda itiraz ediyorsunuz. Bir insan eğer siyaseti para için, maddi çıkar yapıyorsa, CHP'li de olsa benim gözümde 5 para etmez. AK Partili de olsa 5 para etmez. DSP'li de, İYİ Partili de olsa 5 para etmez. Çok güzel. Siyaseti para için yapana ben karşıyım. Çok güzel. Biraz sert oldu. Kusura bakmayın. Gerçekten aynı şeyi savunmamamız mümkün değil. Çünkü parti içi demokrasinin olmadığı bir ülkede demokrasi olmuyor efendim. Yani partiyi takım tutar gibi eğer ele alabiliyorsanız, fanatik ele alabiliyorsanız, ideolojik olarak ele alabiliyorsanız ve paraya yönelik ya da belli inançlara yönelik bir şekilde ele alabiliyorsanız. Tabii, tabii. Bu da olmuyor. Çünkü demokrasinin yaşaması özgür şimdi düşünceye bağlı. Hocam, değil mi efendim? Yani cinsiyetçi şeylere de karşı. Evet. Kadın, erkek veya üçüncü cinsel yönelimdeki arkadaşlarımız da siyasette olabilmeli. Yani engel olunmamalı. Gerekiyor. Özgürlüğü bütün boyutlarıyla tabii kabul etmek gerekiyor. Artık diyor. Kabul etsinler. Ahmet Eren yani şimdi benim genel başkanım Meral Akşener, kadın. Rahmetli Rahşen Ecevit. Tabii. DSP kurucu genel başkanı. Ah, kadın. Okay. Yani artık kadın. Bizim dernek üyelerimizin %70 kadın. Yani kadınların siyasette olması yer almalı. Kesinlikle. Yalnız şimdi bilmiyorum yapıyorum. Süremiz daraldı ama bir iki açtık bile hatta. Öyle mi? Bir iki bir şey evet, söylemek istiyorum. Bile. Onlarla kapatalım. Bakın şu anda 1 saat 15 dakikadır. Öyle mi? Ekrandayız. İlk peki defa tolerans ekranı tabii yönetmen olunca ekranda. İnşallah montajda kırpmazlar. Biraz arttırdık. Peki çok teşekkür bakalım ederim. Bakalım ne diyecek Ahmet Eren Özel. Toparlayıcı olarak siyasetle ilgili hocam söylediği için. Bakın efendim liyakat deniliyor. Bu liyakat mevzusu hakikaten çok önemli. Bir kişiye konumuyla ilgili, kişiliğiyle ilgili, eğitimiyle ilgili görev vermek çok önemlidir. Bana mesela ben basın işlerinden anlarım mesela veya kültür sanat işlerinden anlarım ama tarım konusunda bilgim yok. Tabii. Beni Tarım Bakanlığı'na koyduğunuz zaman gerçi gene ben çaba gösteririm ama uzmanlığım değilim. Tabii. Keza Maliye Bakanlığı'na da ya da belediyenin mali birimlerine de o konuyla alakası olmayan kişiler getirdiğiniz zaman başarısız olunur ve işte ekonomi sıkıntıya girer. Ekonomi öyle bir şeydir ki yapıdır ki hani görünmez el derler ama o çok doğru bir ifade değil. Ekonomi müdahaleyi sevmez. Ekonomi sevdiği iki tabii, şey vardır. Tabii. İstikrar ve güven unsuru. Bunlar yani, sağlanmalı. Akıl ve bilimin olduğu her şey. Kesinlikle öyle. Ve bakın ben bana bazı insanlar geliyor, iş bulur musun diyorlar. Soruyorum, niteliklerini öğreniyorum. Mesela diyor ki işte bulaşıkçılık yaptım. Misal söylüyorum. Yazıyorum. Hemen ben buna kendi çevremden iş bulabiliyorum. Ama üniversite mezunu bir insan geldiği zaman ve ona göre bir tabii iş istediği zaman layık olan. Heh, onda ben zorlanıyorum. Evet. Ve yani bu konunun artık düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Atanamayan öğretmenlerimiz var. Evet. Buna karşılık 65 yaşına kadar, lütfen yanlış anlamayın, evet, siz de öğretmenlikten emeklisiniz ama yani bu kadar atanamayan öğretmen varken, yani 65 yaşına gelmiş hocam. Ya kardeşim 25 yılı dolduranları emekli. İşte emekli parası emekli vermemek için yapıyorum. Biliyorum ama hocam, evet, yani o öyle bir kötü bir durum ki yani, evet, çocuğun annesi babasından ücret şey ne o, harçlık alması, evet, veya işsiz kalması çok kötü. Doğru. Ondan sonra mesela emekli oluyor, özel kolejler bu sefer onu alıp çalıştırıyor. Bu sefer yine öbür çocuğum giremiyor, benim arkadaşım giremiyor, bir meslektaşım. Orada zaten tam bir rezalet. Yani çok farklı şeyler. Yani ben devlette çalıştığım dönemde bakın, ben ayrı maaş alıyorum, aynı iş yapıyoruz. Ondan sonra kadrolar ayrı maaş alıyor. Başka kanaldan sözleşmeli girenler ayrı, evet, KPSS sözleşmeli girenler ayrı. Aynı iş yapıyoruz. 5 farklı maaş alınıyor. Onun haricinde Millet İttifakı'nı çok önemsiyorum. Evet. Cumhur İttifakı'nı da önemsiyorum. Ne demek evet bu? Neyi söylüyorum? Türkiye'de bu başkanlık sistemiyle birlikte uzlaşma arttı aslında. Hem sağda hem solda. Tek eksik olan bu sağ ve solun, yani iki elin bir araya gelememesi. Ulusal meselelerde bile bir araya gelinmiyor. Evet.
Bakın bir elin nesi var? İki elin sesi var. Sesi var. Bir araya da gelmeyi bilmemiz gerekiyor. Ha, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki Kuvayi Milliye ruhunun, değil mi, bir tehlike söz konusu olduğu zaman siyasi görüş veya farklı fikirde olmak yani, gerekmiyor. Bugün dünyada Rusya ve Ukrayna meselesinde Tayyip Erdoğan'ı dünya alkışladı. Ben bundan memnuniyet duydum. Tabii ki. Tayyip Erdoğan'ın görüşünde olmadığım halde. Ondan sonra ama şu da olmalı. Tayyip Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanıydı. Ben o zaman İstanbul'daydım. Hakikaten çok hizmetleri var. Evet. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın da muhalefetin sesine kulak vererek eskisi gibi yani bir araya gelinerek çok daha Türkiye iyi günleri görebilir. Böyle yapınca da aklıma Turgut Özal geldi. Allah rahmet eylesin. Değerli izleyiciler, gerçekten sohbetine doyum olmadığımız çok bir program oldu. Ama eminim ki sizler bunu çok keyifle izliyorsunuz. Çünkü biraz 15 dakikacık bir artışla ama birbirinden değerli konuları ele aldık. Sağ olun. Farklı görüşleri ele aldık. Dolayısıyla genel yayın yönetmeni Ahmet Eren Özen haklı olarak bu ekran aracılığıyla sizlere Aynanın Karşısındakiler programında sırları da kazıyarak bir takım şeyleri vermeye çalıştı. Birlikte keyifli bir sohbet yaptık. Evet. Dileyelim ki bir başka Aynanın Karşısındakiler programında siz değerli konuklarımızı bu sefer aramızda programa konuk olarak görmek isteyebiliriz. Altyazılar geçti, telefon numaraları geçti. Hangi fikirde, hangi yapıda olursanız olun sizi buraya bekliyoruz. Saydamlık politikası içinde Grup TV yayınlarında görmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayıp izlediğiniz için her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ve şöyle diyoruz. Yüzünüzde gülüş, gönlünüzde sevgi, aklınızda umut eksik olmasın. Allah'a ısmarladık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sevgili ederim. Sağ olun Göksel Buradan Hocam. Buradan değerli izleyicilerimize saygılar, sevgiler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim yapmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık efendim. Sağ olun.